Sultanım. Mustafa'ma kıyacaklar biliyorum. Dur, durun. Yaranız kanıyor. Oğluma kıyacaklar biliyorum Menekşe. Kıyamazlar. İzin verme. Ağlar. Ağlar için kapıyı ağlar. Ağlar için kapıyı. Allah'ım sen şehzademi koru. Açın ağlar. Mustafa'yı görmek istiyorum ağlar. Açın kapıyı. Vallahi ya da açın şu kapıyı ağlar açın. Açın şu kapıyı. Açın. Mustafa'yı görmek istiyorum. Açın şu kapıyı. Açın şu kapıyı ağlar. Açın. Açın şu kapıyı. Thank you.
Başını eğme Bülbül. Üzülme. İsyan etme. Rabbim bize muhteşem bir ömür bağışladı. Varsın böyle nihayet bulsun. Üzerinize zerre kadar hakkım varsa helal olsun sultanım. Siz de hakkınızı helal edin. Helal olsun. Helal olsun Bülbül. Sultanım. Sultanım. Ne oluyor? Şehzademiz nerede? Nasıl yok be adam? Nereye gider şehzade? Daha demin buradaydı. İyice baktınız mı etrafa? Aman Allah'ım. Siz burada bekleyin, ben geliyorum. Şehzadem, durun, nereye gidiyorsunuz? Ya bırak beni, ne gideceğim ben? Oğlara ne dedim ben? Ne yapıyor gecenin bu vakti? Gel. Hünkârım, Şehzade Mustafa Hazretleri ağalar dairesinde bulunmamışlar. Ağalar, işitmediniz mi? Şehzadeniz açın kapıyı diyor. Açsanıza. Köşe. Ağalar, açın şu kapıyı ağalar. Kardeşimi görmek istiyorum. Açın şu kapıyı. Tuzba. Açın şu kapıyı ağalar. Kardeşimi istiyorum. Açın ağalar. Sultan. Dokunma bana, çekil. Kardeşimi göreceğim. Ağlayıp sızlanmayı bırakın da gelin yardım edin. Kanamayı durdurmamız lazım. Şehzademiz nerede? Nereye sakladınız onu? Saklamaz. Sen neden bahsediyorsun? Oğluma ne yaptınız? Mustafa'ma ne yaptınız? Hatun. Şehzade Mustafa nerede? Bahçeye çıktılar hünkârım. Ben de valide sultanımıza haber vermeye gidiyordum. Buradasın demek. Çok korktum senin için. Şehzadem. Yok işte, kaçtı gitti.
Açın. Şehzadem ne oldu? Ne vardı orada? Bir kuş vardı. Gözleri ışıl ışıl, tüyleri parlak parlaktı. Odama girmiş. Kanat sesiyle uyandım. Ama yaralıydı. Uçamıyordu. Şehzadem. Mustafa tamam. Üzülme. Buluruz onu. Ne olur Kösem. Bulalım. Yaralıydı. İlaç verelim. İyileşsin. Ben bütün ağlara, kalfalara söylerim. Bahçeyi ararlar. Bulunca da bize haber ederler, olur mu? Yemin ederim kardeşim. Eğer bir gün o tahta çıkarsam asla babamız gibi olmayacağım. Asla kıymayacağım kardeşlerime. Mustafa. Hasodabaşı. Sana mı verdiler bu vazifeyi? Peki nereye gidiyoruz? Canımızı nasıl alacaksın? Gün ağarmak üzere sultanım. Bir an evvel yola revan olmamız lazım. Bir cevabın yok mu? Hünkâr torunumuz bize nasıl bir ölüm reva gördü? Bodrum çukurlara, kuyulara mı atacak?
Yoksa fareye reva gördüğü gibi zehirleyecek mi? Hangisi? Ben o gece sizi gördüm. Bütün sarayı kana buladığınız, has odada oturduğunuz gece gözlerinize baktım. Bir hainin gözleri. Kendi kanına ve kendi ailesine ihanet eden bir hain. Akıbetinizi merak mı ediyorsunuz? Söyleyin. Bütün hainler gibi lahinizi bulacaksınız. Bugün hainiz. Şimdi hainiz. Lakin Şehzade Mustafa o gecenin şafağında tahta çıksaydı. Bugün bütün alemin nizamı, kaideleri yeniden yazılacaktı. Ve biz hain değil, naib olacaktık. Saltanat naibesi. Çok şükür ki böyle bir felaketin eşiğinden dönüldü. Her yeri ateşe verin. Madem biz yandık, herkes yansın. Yanmıyorsun. Ne olur. Kanamayı güç bela durdurdun zaten. Benim yüreğim kanıyor. Onu da durdurabilir misin? Anne! Mustafa! Mustafa! Oğlum! Hünkârımız, şehzademizin bu gece yanınızda kalmasını emrettiler. Lakin yarın sabah kendi dairesine dönecekler. Hacı Af. Validem için hemen hekim yolluyor. Mustafa'm neler oldu anlat. Sana ne yaptılar? Hangisi daha acı diye sormuştu. Kardeş acısı mı? Evlat acısı mı? Sen bu gece oğullarını seçtin. Onları korumak için kardeşinden vazgeçtin. Öyle değil mi? Cellatlar gitti. Oğullarım değil güzel. Şehzadelerimi seçtim. Bir hükümdar olarak karar verdim. Bu yüzden yolladım celladları. İçeri girdiklerinde bulamamışlar onu. Bir kuş göze. Bir kuş. Gecenin kör vakti uykusundan uyanmış. Bir kuşun peşinden çıkıp gitmiş. Yaralı bir kuş dedi. Gözleri ışıldıyormuş. Tüyleri parlıyormuş. Anlaşılan şehzademiz bir rüya gördü. Belki de bir hayal. Bu Allah'ın hikmeti değil de nedir gözüm? Bu Rabbimin bana bir işareti değil de nedir?
Kıyma diyor bana. Kardeşine kıyma. Senin de kalbinden geçen buydu Ahmet. Yüce Rabbim gördü ve mani oldu. Gel. Hünkârım, Valide Sultanımız geldiler. Gelsinler. Sonra çalıların içinde kayboldu. Bir daha hiç göremedim. Ama kesem söz verdi. Bütün ağlar arayacakmış. Bulacaklar. Nasıl bir kuştu bu şehzadem? Tüyleri çok güzeldi. Yeri göğü yaratan Rabbim bizim de Menekşe. Meğer sesimizi işitmişti. Evladıma bir kuş göndermiş. Neler yaşadığımızı unuttun mu aslan? Hepimiz ölümün eşiğinden döndük. Bugün acırsan, maazallah yarın acınacak hallere düşmez miyiz? Kimseye acımıyorum validem. Merak etmeyin validem. Hünkârımızın merhameti yalnızca şehzademize. Dairene dön. Kösem. Aslanımla yalnız bırak beni. Yarın bir gün. Yarın bir gün. Şehzade Mustafa'yı yeniden kullanırlarsa ne yapacaksın? Daha ne kadar bu korkuyla yaşayacağız? Bu mesele kapandı. Sen kapandı deyince kapanmıyor aslanım. Bugün Safiye Sultan, yarın başka biri. Ahmet gitsin, Mustafa gelsin dedikçe bize rahat huzur yok. Kim ne derse desin. Bundan böyle kardeşimi bir daha asla kullanamayacaklar. Zira hakkında yeni bir hüküm verdim. Ne hükmü?
Hacı Ağa'yı gördüm. Sabahın köründe toplamış bütün haznedarları. Sorgu sual ediyor. Nedir mesele? Handan Sultanımız kendine baş haznedar arıyormuş. Belli. Haremi tamamen eline geçirmek istiyor. Safiye Sultan gitti. Halime Sultan'ın da eski gücü kalmadı. Gözünü bana çevirdi. Baştan beri yıldızınız barışmadı sultanım. Hele eski saraya sürüldü ya. Hünkârımıza her şeyi anlattınız diye. Şimdi çıkaracak açısını. Ben öyle kolay lokma değilim Cennet. Baş hazinedar bizden biri olmalı. Bana sadık biri. Gel. Sultan, Derviş Paşa haber yollamış. Sizinle görüşmek istiyorlar. Sultanım, sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Sizin de paşam. Safiye Sultan'ı taşıyan kayık. Kuleye yaklaştı, işte şurada. Kız Kulesi'nde nihayet bulacak ömrü. Boğazın ortasında. Boğazın dibinde olmasını tercih ederim. Rivayet edilir ki yüzyıllar evvel bir kral kızını yılanlardan korumak için yaptırmış kuleyi. Zira bir kahin ona çok sevdiğiniz kızınızı yılan sokacak demiş. Şimdi ise hikaye terse döndü. Hünkârımız sevdiklerini korumak için yılanı kuleye hapsetti.
Geride daha çok yılan var. Bu yüzden dikkatli olmak lazım. Öyle her yüze gülene dost bellemeyin sultanım. Buna siz de dahil misiniz Derviş Paşa? Hanedanımızı yok etmek isteyen Fahriye Sultan'ı korumaya pek hevesliydiniz. O yüzden mi benim ellerimde can verdi? Aklınızın bir yerinde tutun diye söylüyorum. Ben bugüne kadar ne yaptıysam, gizli ya da aleni, hepsi hünkârımızın âli menfaati içindi. Hepsi. Neler yaptığınızı bilmediğim için bir şey diyemeyeceğim. Biz esas konumuza geri dönelim. Kimmiş bu yüze gülen dost sandığım kişi? Kuyucu Murat Paşa mı? Kim olduğu mühim değil. Bugün Murat Paşa, yarın Nasu, sonra diğerleri. Niyetiniz eğer Safiye Sultan'dan boşalan yeri doldurmak ise... akıbetini göstermek istedim size. Sultan. Onlarca bostancı aşağıda. Gece gündüz nöbet tutacaklar. Hususi ihtiyaçlarınız için bir kalfayla Gürbüz Ağa vazifelendirildi. Evet, eğer bir söyleyeceğiniz yoksa benim artık saraya dönmem lazım. Bir tek isteğimiz var. Son arzumuz. Ne oluyor? Siz burada. Şşş. Telaş etme ölümü. Hünkar oğlum dün gece hükmünü bozdu. Bundan sonra kimse ona zarar veremeyecek. Öyleyse siz niye buradasınız? Valdem ne oluyor yine? Sakin ol Sultan. Buraya geldim. Zira hünkârımız Şehzade Mustafa için yeni bir hüküm verdi. Bundan böyle ne sen, ne Dilruba Sultan, ne Menekşe. Hiçbiriniz onu göremeyecek. Ne demek bu? Kapayın.
Gürbüz Ağa. Gözünü, kulağını dört aç. Safiye Sultan'dan sen sorumlusun. Merak buyurmayın hasrodabaşım. Senin adını Köstem Sultan bizzat verdi. Aman diyeyim. Sultanımızı mahcup etme. Kıyafetlerinizi değiştirmeniz gerekiyor sultanım. Neyi bekliyorsun hatun? Yardım etsene. Vazifelerimin arasında bu yok sultanım. Bundan böyle her işinizi kendiniz göreceksiniz. Buna ne lüzum var sultanım? Şehzademin kendi dairesi var zaten. Orada kalır. Dilerseniz ben giderim. Buraya hiç gelmez. Hüküm verildi Halime. Nasıl bir zulüm bu? Bir anaya evladından nasıl ayırırsınız? Beni kardeşimden nasıl ayırırsınız? Ne oluyor anne? Canının bağışlandığını sevineceğiniz yerde hala nankörlük ediyorsunuz. Hoca, şehzademiz uyanır uyanmaz gereğini yapın. Emredersiniz sultanım. Sultanım. En azından izin verin. Ben götüreyim şehzademi. Vaziyeti daha da zorlaştırmayın sultanım. Hem bu halinizle nasıl refakat edeceksiniz? İki elim kanda olsa, ayaklarım kopsa ne fark eder? İzin verin ben götüreyim. Menekşe, bana afyon şurubu bul. Aç. Kaderde bu kafeste seni kapalı görmek de varmış bir bila. Sevinmedin mi beni gördüğünü? Ne yapacağım acaba ben seni görüp? Şeytan görsün. Derler ki eski dost düşman olmazmış. Biz öyle mi olduk? Ademoğlu hilebazdır kimse bilmez fendini. Her kime rağbet edersen sakın ondan kendini. Onu da söyleyeyim. Hadi. Ölüme gidiyorsun Bülbül, ölüme. Sen hala beni gagala. Geldim işte. Mazinin hatırına son bir kez daha görüp vedalaşmaya. Gördün işte kâfi. Hazırım ben, hadi çağır gelsinler. Ağlar.
sular durulmadan sefere gitmen doğru mu? Senden ayrılmak istemiyorum. Hele ki bu son yaşananlardan sonra. Bayatat'ta nizam sağlamadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Çok sevindim. Artık sarayda kime güvenebilirim bilmiyorum. Vezir-i Azam'ın kim olacak? Karar vermişsindir herhalde. Henüz belli değil. Sen en doğrusunu bilirsin tabii. Kuvvetli, tecrübeli bir paşa lazım. En önemlisi de sadık olması. Murat Paşa gibi. Eğer mührü alırsa tüm hainlerin gözü korkar. Murat Paşa elbette. Çok kıymetli. Şüphelerim varsa bilemem tabii. Sonuçta benim malumatım işittiklerimden ibaret. Bu halde nasıl gideceksiniz? Ben refakat ederim. Sen de geleceksin elbet. Nereye gidiyoruz anne? Has bahçeye çıkacağız şehzadem. Birlikte dolaşacağız. Mis gibi temiz hava çekeceğiz burnumuza. Nasıl yapıyorduk? Yaşasın. Ben çıkışı da bulurum. Niye geldik buraya? Hünkârımız canımı bizzat alacak değil mi? Orasını ben bilmem. Gel. Sarayda sultanlarımızın emirlerine amade onlarca ağa var. Şüphesiz hepsi emirleri uygulamakla yükümlü. Lakin bunun da bir hududu var. O hudut nedir Bülbül ağa? Hanedanımızın yüce reisi olan siz, hünkârımıza sadakattir hudut. Aleyhinizde olan hiçbir emre itaat edemeyiz. Ederseniz ne olur Bülbül ağa? İdam ediliriz hünkârım. Sen o gözü dönmüş sultanın her emrini istisnasız yerine getirdin. Bir tek şey haricinde. Küsem sultan. Canını almalarına mani olmuşsun. Kaçmasına yardım etmişsin. Bu yüzden hünkârımız senin akıbetine benim karar vermemi istedi Bülbül ağa. Ben de canını bağışladım. Yüce gönlünüzle lütfettiniz sultanım. Bu demek değil ki cezasız kalacaksın. Tenzili rütbeyle sıradan bir harem ağası oldun.
malına mülküne el konuldu. Peki. Hünkârım, sarayda kalmama müsaade var mıdır? Sen o gün sadece Kösem'in canını değil, benim canımı da kurtardın Bülbül. Aldığın her nefesi buna borçlusun. Bilesin. Keşke her gün dışarıya çıksam böyle. Sarayda çok sıkılıyorum. At binebilir miyim anne? Daha sonra aslanım. Söyledim ya, sırça köşke gitmemiz lazım. Söz mü? Söz benim güzel şehzade. Söz. İyi değilsiniz sultanım. Validem. Şşş. Afyon şurubu şimdi tesirini gösterir. Sana bir can borcum vardı. Onu ödedim, hesabımız kapandı. İleride pişman olmam değil mi Bülbül Ağa? İstikbalde ne olacağını bilemeyiz sultanım. Pekala, tahminlerimiz olabilir. Mesela sen benim yüzümden canından olacaksın. Ya bizzat ben vereceğim ölüm emrini, ya da sen kendini benim için feda edeceksin. Bu hain köpek neden nefes alıyor hala? Neden buraya geldik? Bahçede oyun oynamak istiyorum ben. Seninle konuşmam icap eden bir mesele var aslan. Mustafa. Hiç korkma, tamam mı? Bir gün seni çıkaracağım. Şehzadem. Hadi gidelim. Neresi burası? Burası senin yeni dairen Mustafa. Artık burada kalacaksın. Neden? Benim yüzümden. Safiye Sultan'a güvenip seni tahta çıkarmak istedim. Hünkar abin işitince bana çok kızdı. Beni senden ayırdı. Lakin korkma. Burası çok emniyetli bir yer. Ağalar seni koruyacak. Hem Ceylan Hatun da burada. Sana o bakacak. Ceylan, şehzademizin bütün yükü burada mı? Burada sultanım. Bak, kıyafetlerin, oyuncakların, her şeyin burada. Hocaların da buraya gelecek. Derslerine devam edeceksin. Peki sen gelmeyecek misin? Hayır. Ama sana söz veriyorum. Cezam bitince geleceğim. Anne istemiyorum. Gidelim buradan. Ben burada kalmayacağım. Anne. Evladım sana emanet. Şehzade Mustafa'yı bağışladın hadi. Bülbül neden bağışlanıyor?
Diğer ağalar bundan cesaret bulmaz mı aslanım? Kösem'i koruduğu için hayatta. Sırf Kösem için. Öyle mi? Peki Mahfiruze. Şehzade anasına kıydı bu hainler. Yaptıkları yanlarına kâr mı kalacak? Hepsi ölmeli. Onlarca ağa idam edildi. Dahli olan herkes cezasını çekti valide. Ahmet. İnşallah. İnşallah merhametinin karşılığında canımız bir kez daha yanmaz. Vezir-i Azam'ını da seçmedin hala. Daha neyi bekliyorsun anlamıyorum. Dervişten daha sadık, daha güvenilir biri var mı etrafımızda? Neden her fırsatta dervişi öne sürüyorsunuz valide? Nedir bu ısrarın manası? Ne manası olabilir ki? Siz söyleyin. İki lafınızdan biri derviş paşa. Kendisi mi istedi bunu sizden? Hayır. Haberi dahi yok. Validen olarak seni ikaz etmek benim vazifem. Yıllardır itimat ettiğimiz, canını senin yoluna koyan sadık bir kulun mührü alsın ki rahat edelim Ahmet. Mührü yarın teslim edeceğim valide. Herkesle birlikte kim olduğunu öğrenirsiniz. Sen bak. Döşeyi ağlar koğuşuna götür. Sonra siz de çamaşırhaneye uğrayın. Temiz yastık, çarşaf hazır etsinler. Kendin taşıyacaksın Bülbül. Bundan böyle her işini kendin halledeceksin. Emir verme faslı bitti. Yeni yetme ağlar ne yapıyorsa o. Temizlik, getir götür işleri, hamallık. Ne yapıyorsun be adam? Ne yapıyorsun? Her şeyimi aldınız, hiç değilse bırak bu kalsın. Hah, işte oldu. Vallahi tam sana göreymiş. Ah kurban olduğum Rabbim. Ne bitmez çilesi varmış şu bülbül kulunun. Hoş geldin Sultan. Hiç hoş gelmedim Cennet. Safiye Sultan'dan kurtuldum derken şimdi de Handan Sultan çıktı başıma. Murat Paşa ile konuştuğum için söyledikleri yetmedi. Şimdi de Bülbül Ağa bağışlandığı için öfkesini kustu. Şehzade Osman'ı da almak istiyorlar. Asla izin vermem. Eğer benimle savaşmak istiyorsa buyursun gelsin. Ondan korkacak değilim. Sen neden susuyorsun Cennet? Sinirinizin geçmesini bekliyorum sultanım. Zira doğru yolda olmadığınızı düşünüyorum. Ne demek bu? Karşınızda valide sultan var demek. Yani hünkârımızın zinhar vazgeçmeyeceği annesi. Ve derviş paşa. Musaip veziri. Durduk yere niye onları karşınıza alıyorsunuz? Öyle mi? Tavsiyen nedir Cennet? Tavsiyem sultanım. Onların huylarına gitmeniz. Ki başımız ağrımasın. Sen beni hala tanıyamadın galiba. Benim hiç kimseye müdanam yok. Ne derviş paşa ne Handan Sultan. Başım mı ağrıyacak? Varsın ağrısın. Böyle devam ederseniz sultanım, başınız daha çok ağrıyacaktır. Sen ne biçim konuşuyorsun benimle? Haddini bil. Daha düne kadar kimlere hizmet ettiğini unutma. Seni o çukurdan ben çekip çıkardım. Affedin sultanım. Yıllarını haremde geçirmiş biri olarak yol göstermek istedim. Karar elbet sizin.
Hah! Cennet Kafa. Bülbül'ü bir görsen tüyleri yolunmuş tavuk gibi tünemiş odaya. Ne hali varsa görürsün. Allah Allah. Hah, heyecan. Nesi var bunun? Yine ağzından bal damlıyor. Sorma ağam. Kösem Sultanımız az evvel buradaydı. Hı-hı. Herkesin içinde fena azarladı. Ona bozuldu. Kızlar, anlatın bakalım neler oldu? Mehmet Giray. Yaptıklarınla sadece benim değil, herkesin gönlünü kazandın. Sana müteşekkirim. Yüce gönlünüzle lütfettiniz hünkârım. Kırım tahtının kalgayına da bu yaraşır zaten. Doğru. Kendini hazırla Mehmet. Kim bilir belki bir gün layık olduğun kırım tahtına geçersin. Rabbim size layık bir han olmayı nasip etsin hünkârım. Cennet Kalfa'nın yüzünden düşen bin parça sultanım. Fena bozulmuş. Ecan'a sual ettim, döküldü her şeyi. Kösem Sultan azarlamış. Neymiş mesele? Kösem Sultan sizin ona savaş açtığınızı söylemiş. İcab ederse savaşırmış. Cennette yapmayın demiş. Valide Sultan'ı karşınıza almayın demiş. Sen misin bunu diyen? Türlü hakaret edip kovmuş cenneti. Kösem. Kösem vaadini öyle açtı ki herkesin gözüne batmaya başladı. Aferin cennete. Fırsat ayağımıza geldi acı. Ne yaparım da onu Kösem'in yanından çekerim diye düşünüyordum. Temiz bezleri hazır ettiysen kirlileri çamaşırhaneye götür. Gel. Kösem. Mustafa'mı haremden çıkarıp tecrit ettiler. Artık görmem dahi yasak. Haberin var mıydı? Ne diyebilirim ki? Günahlarınızın bedelini masum bir çocuk ödüyor. Tek tesellim canının bağışlanması. Hiç değilse arada bir görmeme izin verirsin. Tek istediğim bu. Konuş hünkârımızla Kösem. Sen de bir annesin. Evladından ayrılmak ne demek bilirsin. Artık hüküm verildi, elimden bir şey gelmez. Lakin içiniz rahat olsun. Huzur ve emniyeti için her şey yapıldı. Handan Sultan'ı şu kadarcık tanıyorsa bulur bir yolunu, alır canını. Ne yediğini ne içtiğini göremeyeceğim artık. Ne giydiğine bakamayacağım. Buna kimse cüret edemez. Ne hünkârımız izin verir ne de ben. Peki seni kim koruyacak Kösem? Zira Handan sana sırf Safiye Sultan için katlandı. Onu göndermen için. Ona karşı dikkatli ol. Neden biliyor musun? Çünkü o bir korkak. Ve bütün korkaklar gibi ne yapacağını zinhar bilemez. Benim hiç kimseyle meselem yok. Safiye Sultan'a dahi boyun eğmemişken Handan Sultan'a mı teslim olacaksın? Birbirimizi kandırmayalım. Artık yeni bir düşmanım var. Üstelik yalnız da değil. Derviş Paşa ile birlikte. Dervişin gözü sürekli üstümde. Varlığıma dahi tahammül edemiyor. Tedbirli olmakta fayda var Hanzade. Hanzadem. Zülfikar. Hünkârım. Emriniz üzere Safiye Sultan tecride alındı. Âlâ. Hiç şüphe yok tecrit bazı kimseler için idamdan da beter. Öyle.
Siz de uzun yıllar yedi kule zindanlarında tecrit edilmişsiniz. İyi bilirsiniz. Nasıl oldu bu? Ne zaman? Paşamız Yemen Beylerbeyi iken haksız kazanç ve rüşvet suçlarından azledilip zindana atılmış. Doğru mu? Çok eski bir mevzu hünkârım. Öyle ki hadise olduğunda Derviş Paşa henüz doğmamıştı. Yapılacak tayinler için paşaları, beyleri tetkik ediyordum. Bir zabıtta isminiz geçince merak edip okudum. O zabıtta iftiraya uğradım, yazmaz elbet. Devrin saadetli padişahı, merhum dedeniz Sultan Murat bana inanmıştı. Lakin delilim olmadığı için zindana atıldım. Paşam, bildiğim kadarıyla birkaç sene sonra Trablusçam Beylerbeyi tayin edilmişsiniz. Doğru, evet. Bu sayede alnıma sürülen lekeden kurtuldum. Biz bugüne bakalım paşalar. Divana geçin artık. Müşavere etmeniz gereken nice meselemiz var. Hünkârım. Safiye Sultan'ın son bir arzusu var. Kızlarına birer mektup yazmamı istediler benden. Kimseyi görmek istemiyorum. Gidin başımdan. Düş önüme Cennet Kalfa. Sultanımız görmek istiyor seni. Söyle Köstem Sultan'a, müsait değilim şimdi. Hamamda dersin. Yahu valide sultanımız görmek istiyorlar seni. Hadi. Tebrik ediyorum hanımzadem. Hünkârımıza yakınsın. Pek nasir hediyelerine bile mazhar oluyorsun. Senin kadar yakın olmak mümkün mü? Paşam. Doğru söylüyorsun Mehmet Giray. Benim kadar yakın olmam mümkün değil. Eğer gizli bir emelin varsa şimdiden vazgeç. Zira ben varken kimse hünkârımıza zarar veremez. Kırmağan olmaktan başka bir hesabım yok derviş. Bütün suçlarım affedildi. Bir sırrım da yok. Lakin senin var. Öyle değil mi derviş? Mesela ben bir tanesini biliyorum. Sen hünkârımızın merhum babasının katilisin. Fahriye Sultan rahmetli oldu. Kavganız bitmedi. Şahin Giray denen köpeğin kardeşi o. Bu yüzden itimat etmem. Bence siz de etmeyin. Kime güvenip kime güvenmeyeceğimi sana mı soracağım? Göze batıyorsun Derviş Paşa. Batma. Gel. Beni emretmişsiniz valide sultanım. Yaklaş. Nicedir düşündüğüm bir mesele var. Haremdeki tecrübene istinaden senin de fikrini almak isterim. Şeref duydum. Aklımın yettiğince, dilimin döndüğünce elbet. Epeydir hareme baş hazinedar tayin edemedim. Güvenebileceğim biri olmadı malum.
İşleri haznedar kalfalardan biri vekaleten yürütüyor biliyorsun. Allah rahmet eylesin, Duda Hatun'un yerini kimse dolduramaz. Lakin birçok tecrübeli haznedarımız da yok değil. Peki sence kim olmalı? Siz kimi münasip görürseniz o. Valide Sultan. Peki ben seni münasip görüyorsam? Olur mu? Neden olmasın Cennet? Yıllardır haremdesin. İşlerin nasıl yürüdüğünü hepimizden iyi biliyorsun. Safiye Sultan'ın da can düşmanı olduğuna göre. Bunun karşılığında ne yapmamı istiyorsunuz? Ben Kösem'le arana mesafe koyacaksın. Vazifen icabı benim yanımda olacaksın. En yakınımda. Hal böyle olunca sana güvenmem lazım, öyle değil mi? Affedin Sultan. Ben bilemiyorum ne diyeceğim. Acele etme Cennet. Düşün. Bunun sana sağlayacağı itibarı düşün. Haremde kazanacağın serveti ve gücü düşün. Düşün. Akşam da yanıma gel. Kararını bildir. Gel. Hasmata başım. Sultanım. Buyurun. Safiye Sultan'ın durumunu merak ettim. Kuleye kapatılmayı nasıl karşıladı? Epey sessiz. Derin bir buhran içerisinde kendisi. Safiye Sultan'ın son bir arzusu oldu. Ben de onu yerine getiriyordum. Nedir? Hünkârımızın izniyle kızları Fatma Sultan, Mihrimah Sultan ve Hümaşah Sultan'a mektup yazıyorum. Yoksa saraya mı davet edildiler? Sadece Hümaşah Sultan. Zira hünkârımız kendisine pek bir hürmet gösteriyor. Sultanım geldiniz iyi oldu. Hünkârımız Safiye Sultan'ın gizli hazinesinin bir kısmını size ihsan ettiler. Gönlünüzce harcamanız için. Destur! Baş haznedar Cennet Hatun. Kösem aldı başını yürüyor. Öyle hırsları, öyle hayalleri var ki. Ateş gibi. Gözlerine bakman kâfi. Eğer önünü kesmezsek derviş, bu ateş büyür. Hepimizi yakar. Safiye Sultan gibi bela olur başımıza. Zaten onu yetiştirmesi. Farkındayım Sultan. Lakin hünkârımızın kıymetlisi olduğunu da unutmayın. Sessiz sedasız, can yakmadan söndürün ateşi. Öyle yapacağım zaten. Mehmet Giray'dan haber var mı? Bugün alenen tehdit etti beni. Kendimi geçtim. Hünkârımıza zarar vermesinden korkuyorum. Bu yüzden icabına bakacağım. Çoktan işini bitirmeliydin derviş. Sırrını bilen bir o kaldı. Bir de Reyhan denen alacak. Bu gece son. İkisi de yarın sabah görmeyecek. Thank you.
Kardeşim Şahin söylediklerimi anlamış mıdır? Ne yapmaya çalıştığımın farkında mı? Şüpheniz olmasın Hanzade. Sabırla sizden haber bekliyorum. Ummanı geçtik sayılır. Zor olan padişahın güvenini tekrar kazanmaktı. Ki bunu da yaptım. Lakin dereyi geçmek biraz vakit alacak. Bilhassa derviş ortalarda dolanırken. Siz hiç merak etmeyin. İlk fırsatta canını alacağım onun. Derviş bir padişah gibi korunuyor Reyhan. Eğer beceremezsek hayallerimiz suya düşer. O yüzden doğru vakti bekleyeceğiz. Sofranız hazır şehzadem. Buyurun. Yemeyeceğim. Annemi çağırın. Anne! Açın şu kapıyı. Neredesin? Anne! Açın şu kapıyı. Açın! Anne! Ah. Dilruba Sultanımız bir şey yemeyeceğim diyorlar. En azından siz. Handan ve derviş. Aralarında bir münasebet olduğu çok belli. Bizimkisi sadece bir tahmin. Bir şey görmedik ki. Ne vakit hislerimde yanıldım. Kati suretle bunu ortaya çıkarmamız lazım Menekşe. Bundan sonra en mühim işimiz bu. Benim haremden desteğe ihtiyacım var ya, büyük bir desteğe. Kösem Sultan'dan daha büyüğünü bulamazsınız Hanzade. İlk geldiği zaman vahşi bir kurt gibiydi. Şimdi ise asil bir sultan olmuş. Ne oluyor yahu? Doğrusu yürüsene. Yürümüyorum. Kes sesini, otur yerine. Edebinle konuş. Konuşmazsam ne olacak? Hanzadem gitsek iyi olacak. Konuşmazsam ne olacak? Hanzadem! Derviş başının selamı var. Neredesin sen Cennet? Sabahtan beri yoksun. Manasız dargınlığın bittiyse daireme gel. Seninle konuşacaklarım var. Hacı Ağa ile bir işimiz var sultanım. Birazdan gelirim yanınıza. Ne işi bu Hacı Ağa? Harimin işi gücü biter mi sultanım? Mühim bir şey değil. Peki. İşini bitir de gel. İşin bittiyse aşçı başına haber yolla. Hacı ağam baklava istiyor. Zıkkımın pekini yesin. Dünyaları yedi doymadı. Çatlayacak karamarsık. Aa. Sen miydin Bülbül ağa? He. Tanıyamadım. Vah vah.
koskoca bülbül ani hallere düştü. Ne varmış halimde hatun? İmandan gelir temizlik. Siz kendinizi düşünün nankörler. Er ya da geç düşersiniz elime. O vakit çok merak ediyorum. Böyle kikir kikir gülebilecek misiniz acaba? Valide Sultan'a geldiğimizi haber verin. Korkma Cennet. Eğer doğru kararı verirsen her şey senin için çok daha güzel olacak. Allah sonumuzu hayretsin ağam. Sultanım. Verdi mi kararını? Mazimi biliyorsunuz. Bir zamanlar sultan olma fırsatım vardı. Lakin o fırsat elimden uçup gitti. Şimdi siz bana bu sarayda en yüksek mertebeyi teklif ediyorsunuz. Nasıl hayır diyebilirim? Senin gibi akıllı bir hatundan da bu cevabı beklerdim. Tayini hünkâr oğlumun tasvibiyle yapıyorum. Dediğim gibi bundan böyle kösemle arana mesafe koyacaksın. Sadakatin yalnız bana olacak. Paşa Hazretleri. Söyle Halil. Emrettiğiniz gibi Mehmet Giray sizin için artık bir tehdit değil. Şüphe çekmediniz değil mi? Emin olabilirsiniz. Meyhanede çıkan kavgada kim vurduya gitti diyebilecek herkes. Gel. Nihayet Cennet. Gel otur. Bağışlayın sultanım. Vazifem icabı artık size karşı mesafeli olmak zorundayım. Zira artık karşınızda bir baş hazneder. Başardın demek. Tebrik ederim. Asıl ben sizi tebrik ederim sultanım. Nasıl güzel oyun ettiniz Andan Sultan'a. Hemen nasıl inandılar? Aklın yolu bir Cennet. Ben de olsam seni kendi tarafıma çekmek isterdim ki yaptım. Asıl vazifen şimdi başlıyor. Bundan sonrası çok mühim. Yanında ol, güvenini kazan ki her daim bir adım önde olalım. Merak etmeyin sultanım. Haca. Ah! Sultanım! Defol git bir daha gözüm görmesin seni. Geçmiş olsun Cennet Kafa.
Ne yapacağım ben şimdi acaba? Gözem Sultan beni düşman belleyecek. Handan Sultanımız ne günü duruyor? Korkma. O seni korur, kollar. Gidelim. Bekle. Bir tas çorbayla bir kuru ekmeğe mi reva gördüler bize? Ne bekliyordunuz sultanım? Bıldırcınlar, incikler, kavurmalar mı? Kıymetli sultanım, biliyorum ki bana kızgınsınız. Eğer Sultanahmet'in hakkından gelseydim, şimdi her şey bambaşka olacaktı. Elimden geleni yaptığıma şüpheniz olmasın. Ne olursa olsun sadakatim bakidir. Hala sizin hizmetinizdeyim. Sizi tutsak eden herkesten intikamımızı alacağız. En başta da Kösem Sultan'dan. Yaptıklarına pişman olacak. Hazretleri. Ağalar. Bu işi içeriden çözmemiz pek mümkün görünmüyor. Bu yüzden Kösem Sultan'ı dışarı çıkaracağız. Çıksalar bile onlarca postancıyla saşarız paşam. Daha sıkı koruyacaklardır. Saray baskının olduğu gün olan biteni tetkik ederken öyle bir şey öğrendim ki. Kösem Sultan kendi ayağıyla gelecek ölüme. Şimdi uydular sultanım. Sultanım. Âlâ. Haremdekilere dağıtalım. Çok zor günler geçirdik. Yüzler gülsün biraz. Vallahi herkes dua edecek size. Bugün çok mühim bir gün heyecan. Hünkârımız Vezir-i Azam'ın kim olduğuna karar verecek. İnşallah Murat Paşa olur. O zaman kimse duramaz karşımda. Derviş Paşa, gece pek uyku tutmadı galiba. Devlet âlinin başında bunca bela varken uykular haram paşam. Allah'ın izniyle her türlü belayı def edeceğiz. Paşalarım. Murat Paşam. Hünkârımız evvela sizinle hususi görüşmek isterler. Kızlar. Bu altınlar ve hediyeler Kösem Sultanımızın şahsi hazinesidir. Güle güle harcayın. Aklınca herkesin gönlünü kazanmaya çalışıyor. Nereden bulmuş bunca altını? Safiye Sultan'ın altınları. Hünkârımız iki sandık ihsan etmişler. Gel. Hünkârım.
Ağlar. Otur Murat Paşa. Malumun üzere epeydir sadaret makamı boşta. Nihayet bu hususta bir karar verdim. Hanedanımız ve devleti âliye için hayırlısı olsun hünkârım. Amin. Destur! Valide Sultan Hazretleri! Kesin şunu. Herkes işinin başına dönsün. Safiye Sultan'a mı özenmeye başladın Kösem? Onun gibi satın mı alacaksın herkes? Gördüğünüz gibi Sultan, benim kimseden gizlim saklım yok. Kimseyi ayırmıyorum. Herkes aldı nasibini. İlaveten daha dün Ketüdağ'ıma makam teklif ederek satın alan sizsiniz. Benim kimseyi satın almaya ihtiyacım yok. Bu haremdeki herkes bana itaat etmeye mecbur zaten. Etmeyenler de yola gelir. Ama öyle, ama böyle. Hünkârımız Murat Paşa'yı niçin çağırdılar Hasodabaşı? Sen bilirsin. Benim bir malumatım yok Nakkaş Paşa'm. Mührü verecekler belli ki. Hayırlısı olsun. Hünkârımız ne ilerse güzel eyler. Azadem. Paşalarım. Geçmiş olsun. Nasıl oldu bu? Ne demek oluyor bunlar valide? Neden üzerime geliyorsunuz? Hususi değil Kösem. Nicedir haremde çift başlılık vardı malum. Nihayet Safiye Sultan gitti. Külliyen kurtulduk. Bundan böyle nizamın sağlanması için benim tek ve mutlak güç olmam şart. Yaşananları ne kadar çabuk unuttunuz. Eğer ben olmasaydım hanedanımızın çoktan sonu gelmişti. Eğer tek ve mutlak güç olmak istiyorsanız bedelini ödemelisiniz. Götürün şunu. Gece vakti bir avuç it kopuğun arasında kaldım. Hadlerini bildirdim çok şükür. Anladığım kadarıyla mahsus salınmışlar üstüme. Allah Allah, kim ki onlar? Ne cüretle bir hanzadeye saldırırlar. Geçmiş olsun Ahmet Giray. Aman diyeyim, dikkatli ol. Sen bize lazımsın. Bir dahaki sefere Derviş Paşa. Bir dahaki sefere daha dikkatli olurum. Selametle. Hünkârımız bana sadaret mührünü verdiler. Sana teslim etmem için.
Hayırlısı olsun derviş. Devlet Aliye'nin yeni vezir-i azamı bugünden itibaren sensin. Merhum Sultan Süleyman devrinden beri hanedanımıza nice hizmetlerin oldu. İnşallah bir gün vezir-i azamım olarak da hizmet edeceksin. Lakin şimdi değil. Sen benim en kudretli serdarımsın. Sana cenk meydanlarında ihtiyacım var. Haddim olmayarak hünkârım. Eğer mührü inayet ederseniz daha kudretli bir şekilde geçerim Anadolu'ya. Bütün paşaların, beylerin üzerinde olurum. Herkes itaatle bağlanır bana. Serdar-ı Ekrem'im olarak gideceksin. Yine herkesin üzerinde olacaksın. Lakin mühür burada kalacak. Derviş Paşa'da. Zira payitahta saraya senden daha hakim. Sen yıllardır cephedesin. Şimdi git ve benim adıma mührü Derviş Paşa'ya teslim et. Teslim et ki sana ne kadar değer verdiğimi bilsin. İnşallah bu mührü layıkıyla taşır ve hünkârımızın sana olan itimadını boşa çıkarmaz. Şüpheniz olmasın. Canım hünkârımızın uğruna feda olsun. Mührü kimin elinden aldığını unutma. Ve bir de tependeki adaletin kılıcını. Doğruluk dairesinden ayrılırsan o kılıç ilk senin boynunu vurur bilesin. Sultanım. Hanzade. Mesele hayli mühim demişsiniz. Vaziyetinizle mi alakalı? Birileri susmamı istedi. Lakin başaramadılar. Onlar tekrar saldırmadan sizle konuşmak istedim. Kim bunlar? Ne konuşacaksanız söyleyin. Derviş Paşa Sultanım. O tahmin ettiğiniz gibi biri değil. Bir katil o. Hünkârımızın merhum babası Sultan Mehmet Han'ı zehirleyen katil. Neler söylüyorsunuz siz? Katil dediğiniz kişi Derviş Paşa. Hünkârımızın müsahibi. En sadık kullarından. Daha dün hünkârımızı korumak için okların önüne attı kendini. Bu hakikati değiştirmiyor sultanım. Sadakat yemini ettiği bir padişahı zehirleyen gün gelir başka bir padişahı daha zehirler. Neden size inanayım? Elinizde bir delil var mı? İspat edebilir misiniz bunu? Maalesef yok. Derviş Paşa bütün delilleri yok etti. Lakin bir şahidim var. Böyle bir konuda kimsenin lafına itimat edilmez. Eğer deliliniz varsa getirin. Söylediğim her şey doğru sultanım. Eğer bana inanırsanız gerekli delilleri beraber bulabiliriz. Benden haber bekleyin. Sultanım. Derviş. Hünkârım.
Yüce mührünüzü teslim aldım hünkârım. Bu benim için şereflerin en büyüğü. Bana olan sadakatinden ve sana bahşettiğim vazifeye layık olduğundan zerre kadar şüphem yok derviş. Allah yardımcın olsun. Amin. Sultanım. Paşam. Anlaşılan haberi işittiniz. Hangi haberi? Derviş Paşa Vezir-i Azam oldu. Oysa mührü sizin alacağınızdan öyle emindim ki. Vezir-i Azamlık ağır bir mesuliyet. Oysa Derviş Paşa'nın daha vakti vardı mührü almak için. Omuzları bu yüke uzun süre dayanır mı? Hiç sanmam. İçimden bir ses sizinle aynı şeyleri söylüyor paşam. Zülfikar. Hünkârım. Mustafa'yı görmek istiyorum. Emredersiniz hünkârım. Gözüme uyku girmiyor. Aklım hep şehzademde. Ne yer ne içer. Bir başına ne yapar? Bir başına değil Halime. Sen de biliyorsun. Elimde bir sürü ağa, bir sürü kalfa var. Bir dediğini iki etmiyorlar. Elinizi vicdanınıza koyun. Benim yerimde olsaydınız ne yapardınız? İstediğim çok şey değil. Günde bir kez görmem kafi. Her gün ağlardan malumat alırsın. Daha fazlasını bekleme. Şükret Halime. Bu kadarına şükret. Gel. Sultanım. Müjdeler olsun. Beklediğimiz haber geldi. Derviş Paşa Vezir-i Azam tayin edilmiş. Aslanımın en doğru kararı vereceğinden şüphem yoktu. Beni yanıltmadı çok şükür. Neden gelmiyor?
Bir kız geldi sultanım. Israrla sizi görmek istiyor. Adı Meleki'ymiş. Valide Sultan şehzademizi görmenize izin vermedi, öyle değil mi? Vicdanın kırıntısı dahi kalmamış. Gözü dervişten başkasını görmüyor. Vezir-i Azam olmuş. Handan Sultan pek sevinmiştir bu işe. Sevinmek ne kelime. Yüzünde güller açtı. Ben o gülleri soldurmasını bilirim ama. Gel. Hoş geldin Meleki. Ne oldu? Akşam vakti telaşlandırdın beni. Annene mi bir şey oldu yoksa? Vaziyeti iyi değil sultanım. Hekim çağırdım. Yarın şifahaneye götürmek lazım dedi. Ben ağlara söylerim. Ne lazımsa yapılır. Siz de gelir misiniz? Annem hep sizi soruyor. Yarın Hüdayi Hazretleri'nin dergahına gideceğim. Oraya gelirsin. Beraber gideriz annene. Çok sağ ol sultanım. Ben artık gideyim. Annem yalnız. Eycan, ağları söyle Meleki'yi evine bıraksınlar. Elimden geleni yapacağım. Merak etme. Hünkârım, ben alayım isterseniz.
Derviş Paşa'nın sadareti hayırlara vesile olsun. Hoş şaşırmadım değil. Murat Paşa olacak zannediyordum. Yaşı malum. Bana genç, önü açık, kudretli bir paşa lazım. İlaveten Avusturyalı olan sulh müzakeresini unutmadım. Bana sormadan kararlar aldı. Sadakatine gölge düşürdü. Derviş Paşa peki? Onun sadakatinden emin misin? Sen değil misin? Bildiğin bir şey varsa söyle. Bilmem. Ben artık iyice evhamlı oldum Ahmet. Herkesten, her şeyden şüphe duyuyorum. Dervişle bir meselen olmasın. O bana merhum babamdan bile daha yakın. Bosnalı derviş. Açlıktan, yoksulluktan, ölümlerden geçtin. Nice dağları, denizleri aştın da nihayet. Varmak istediğin menzile ulaştın. Gücün ve iktidarın zirvesine. Gel. Paşa Hazretleri, Handan Sultanımız haber göndermişler. Sizi İncülü Köşk'te bekleyecekler. Atımı hazır edin. Sultanım, sultanım. Bilmiyorum ne kadar doğru Derviş Paşa ile buluşmanız. Bir işitecek, yanlış anlayacak. Başka manalar yükleyecek. Kim ne mana yükleyecekmiş? Sanki ilk defa görüşüyorum. Tebrik edip geleceğim. Müsaade edin, ben de geleyim size. Sen haremde kal. Kösem'e göz kulak ol. Kösem Hatun burada değil. Hünkârımızdan izin alıp Üsküdar'a gittiler. Şeyh Hüdayi Hazretleri'ni ziyarete. Bizi yok saymaya devam etsin bakalım. Sultanım. Sabaha getirdiniz sultanım. Bize geldiniz. Hoş geldiniz. Çocukların kokusu cennetin kokusudur. Gülüşlerinin cennet kuşlarının cıvıltılarına benzediği söylenir. Size sevgileri muazzam. Kalplerini kazandınız. Daha çok çocuğun kalbini kazanmak, yüzünü güldürmek isterim. Sonra bir çare kadınların, evlenmek isteyen genç kızların, elden ayaktan düşmüş ihtiyarların derdine derman olmak isterim. Bu sandık nedir sultanım? Doğru yerlere gitsin istiyorum. Kimin yardıma muhtaç olduğunu siz bilirsiniz. Eğer arzunuz buysa elbet yardımcı olurum. Yüzlerce mümin size dua edecek. Gel. Sultanım, Handan Sultan çıktı az evvel.
Derviş Paşa ile buluşmaya gidiyor. İncil Köşk'e. Madem öyle niye buradasın Menekşe? Koş yetiş. Kestirmeden git. Onlardan evvel var köşke. Çabuk. Avusturya heyeti sulh anlaşması için payitahta varmak üzereymiş hünkârım. Gelsinler bakalım. Çetin müzakereler bizi bekliyor Zülfikar. Murat Paşa küffara verdiği sözlerle elimizi kolumuzu bağladı. Geri adım atacaklardır elbet. Heyete de tanıdık biri refakat ediyor. İskender. Nicedir haber alamamıştım Acemi'den. Artık Acemi değil kendisi hünkârım. Tecrübe edinsin diye Murat Paşa'mız mahsus akıncılarla beraber bırakmış. E malumunuz, demir tavında dövülür. Akıncılar demek. Gelsin de bir talim yapalım. Bakalım ne vaziyette? İnşallah hünkârım. Burada geçirelim. Yarın şafak sökerken düşeriz yola. Ben devam edeceğim. İşlerim var. İskender. Hayrola İskender, yavuklunu bekliyor seni. Onca zaman geçti. Alınacak kucak bulmuştur çoktan. Dediğimiz gibi aslanım senden vazgeçmedi. Sayenizde sultan. İnşallah bu şerefe layık olurum. Rüzgar bizden yana. Bundan böyle içim rahat. Bir tek şey haricinde. Mehmet Giray'a ediyorsanız eğer bir şekilde susmasını sağlayacağım sultanım. Bir de o vardı. Fakat ben hacı ediyorum. Nasıl oldu bilmiyorum. Lakin bir şeylerden şüphelenmiş olacak ki. Mütemadiyen.
mütemadiyen beni ikaz etmeye çalışıyor. Neyden şüphe etmiş anlamadım. Senden vermiş. Senin bana olan hislerin. Siz bırakın, biz yaparız. Yormayın kendinizi. Çorbada benim de tuzum olsun. İnsanların arasına karıştığınızda hakla birlikte olursunuz. Huzura ermenin yolu kendinizi unutmak ve İnsanlara yardım eli uzatmaktan geçer. Bilin ki kul kardeşleriyle birlikte olduğu müddetçe Allah da kulla beraberdir. Söylediklerinizi işitince doğru yolda olduğumu düşünüyorum. Hiç şüpheniz olmasın. Sultanım. Meleki, hoş geldin. Birazdan çıkarız. Olur. Eycan, siz saraya geri dönün. Şehzadelerimiz yalnız kalmasın. Hacı'ya sadıktır. Ondan bir zarar gelmez. Lakin korkmaya başladım. Bana karşı hislerin öyle tehlikeli ki. Kendini de beni de yakacaksın. Ben hiçbir zaman hislerimin esiri olmadım sultanım. Bundan sonra da olmam. Siz bir valide sultansınız. Ben de vezir-i azam. Münasebetimiz bundan ibarettir. Başka türlüsü de mümkün değil zaten. O yüzden kendimizi kandırmayalım. Öyle. Eğer birileri bana meftun olduğunu öğrenirse canımız öyle bir yanar ki küllerimizi dahi bulamazlar. Bunun için dikkatli ol derviş. Hiçbir şüpheye mahal verme. Ben de öyle yapacağım. Ne oldu Meleki? Tuzaklı sultanım. İçeride sizi öldürmek için bekliyorlar. Kes sesini. Ne yaptın sen Meleki? Bağışlayın ne olur. Annem ellerinde. Eğer dediklerini yapmazsam öldüreceklerdi. Ama bunu size yapamam. Derhal gidin. Gel. Koş Meleki! Koş! Nereye Menekşe? Arkasından atlı kovalıyor sanki.
Sultanım haklıymışsınız. Derviş Paşa Handan Sultanımıza meftunmuş. Ne gördün anlat. Konuştular işte. Handan Sultan kendi ağzıyla dedi. Eğer dedi bana meftun olduğunu işitilirse yanarız. Küllerimizi bulamazlar dedi. Desene Handan Sultan'la Derviş Paşa'nın küllerini biz savuracağız. Çekilin! Çekilin! Çekil! Yardım edin! Yardım edin! Yardım edin! Sultanım. Asker.